TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşarsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben ülkemi şirket gibi yönetmek istiyorum sözleri üzerinden başlayan tartışmaları değerlendirdi. <laughs> Batı'nın hedef tahtasında Türkiye var. Çünkü ülkemiz başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda büyüyor, güçleniyor. Ben ülkemi adeta bir şirket yönetimi anlayışıyla yönetmek istiyorum derdim. Niye? Çünkü pratik olmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği referandumu öncesindeki bu sözleri çok tartışılmıştı. TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde Erdoğan'ın bu sözlerinden yola çıkarak hangi ülke şirket gibi yönetiliyor başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi şirket gibi yönetmek sözleri Brexit sonrası İngiltere'de uygulamaya konuldu. Londra'da bugün sokak anketi yapsanız AB'den ayrılalım oranının %60'lara ulaştığını görebilirsiniz. İngilizler en çok da İngiliz Kemal'in torunu AB'yi bölen Boris Johnson'ın bütün ülkeyi dolaşan otobüsünü unutamıyor. Her gün 250 bin sterlin Avrupa Birliği'ne veriyoruz. Bu para bizde kalsa daha iyi hastanelerimiz olmaz mıydı? İngilizler çok mutlu. Ana ekonomik parametreleri Brexit sonrası hızla düzelmeye başladı. İngiltere'ye yabancı sermaye ve yatırımcı yağıyor. Peki İngiltere bunu nasıl başardı? Ülkeyi şirket gibi yönetmeye başlayarak İngiliz büyükelçilikleri ve konsoloslukları adeta şirket şubelerine dönüştürüldü. İstanbul konsolosluklarında sadece yatırımcı bulmak ve İngiliz şirketlerinin mallarının pazarlanması için kaç kişi çalışıyor dersiniz? 20 kişi. Evet, yanlış duymadınız. En iyiler arasından seçilmiş tam 20 kişi çalışıyor. Evet, İngiltere'de işler fena gitmiyor. Ülkenin şirket gibi yönetilme stratejisi ekonomiye ciddi ivme kazandırdı. Batuhan Yaşar, İngiltere'deki benzer bir uygulamanın ülkemizde de olduğunu söyledi. Türkualite adı altında doğrudan yabancı yatırımlara her türlü destek veriliyor. Biraz prosedürü uzun, biraz da çok büyük ölçekli şirketlere yönelik. Biz de İngilizler gibi büyük-orta-küçük şirket ayrımı yapmamalıyız. Türkiye ihracat pazarlarını çeşitlendirdi. Ne oldu şimdi İngiltere? Kraliçe Elizabeth ve Başbakan May'in şirketine mi dönüştü? Dönüştüyse bile iyi olmadı mı? Bilmeden, etmeden... Her şeyi eleştirenlere JP Morgan'ın internet sitesine girin ve Büyük Britanya'nın temel ekonomik parametrelerine bakın.